Feriha Cansel 1944 yılında Lefkoşa'da doğdu. Yeşilçam'ın vamp kadınlarından olan Cansel'i Türkiye Feri adıyla Sek Surası döneminde tanıdı. Feriha Cansel ilk evliliğini Britanya vatandaşı biriyle yapmış, bu evliliğinden ise Zümrüt ismini verdiği kızı dünyaya gelmişti. Britanya vatandaşı olan Cansel'in evliliği bir süre sonra bitince Türk sinemacılarla görüşmeye başlamış ve Türkiye'de kalabilmek için bir apartman görevlisiyle anlaşmalı evlilik yapmıştı. 1964'te ilk olarak Kan ve Gurur isimli filmdeki küçük rolüyle Yeşilçam'a adımını attı Cansel. Ama figüranlık yaparak kazandığı parayla yaşaması mümkün değildi. Parisyen isimli ünlü gece kulübünde içki hostesliği yapmaya başladı. Daha sonra bu kulüpte striptiz yıldızı olarak çalıştı. 1960'lı yıllar ve 1970'li yıllarda günün koşullarına uygun olan piyasa filmlerinde rol alan Cansel, erkeksi tavırları, küfrün eksik olmadığı konuşma tarzı ile Kasımpaşalı Emanuel'le olarak lanse edilmişti. Yılmaz Güney ile yollara kesişen Cansel, Çirkin Kral'a aşık oldu. 1969'da Yılmaz Güney'in Bir Çirkin Adam filminde oynadı. Yılmaz Güney'in yazıp yönettiği Bir Çirkin Adam 1970 Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde en iyi film dahil 3 ödül kazandı. Feri Cansel, Yılmaz Güney ile evlilik hayalleri kurarken terk edildi. 1979'da konser için gittiği İzmir'de tanıştığı ticaretle uğraşan Melih Ük'e aşık oldu. Sonra Melih Ük de İstanbul'a taşındı ve ikili birlikte yaşamaya başladı. Moda'da Zümrüt adını verdikleri bir market açtılar. Her seferinde olduğu gibi bu kez gerçek aşkı bulduğuna inanıyordu Feri. Kızı Zümrüt dahil birçok arkadaşı Feri Cansel ile Melih Ük'ün birbirini çok sevdiğini ifade ediyordu. 1983 yılında gazinolarda şarkı söyleyerek hayatını kazanan Cansel, Ağustos ayında Bursa Köşk Gazinosu'nda program yapmak için 13 milyon liraya anlaşmıştı. 1 Eylül akşamı Cihangir Akyol sokaktaki evinde hazırlıklarını yaptı. Sabah Bursa'ya gidecekti. Evde kızı Zümrüt, arkadaşları Pakize Songül, Hay ve Seyfi Dursunoğlu ile birlikte oturmuş sohbet ediyordu. Geç saatlerde Melih Ük geldi. Feri Cansel'in kızı şöyle anlatıyor. Annem bazı şahsi eşyalarını almak için gelen Melih'le tartışırken ben odamdan çıktım. Annem ağlıyordu. Bir ara içeri girdim. Melih'in elinde silah vardı. Önce şakayla annemi korkuttuğunu sanmıştım. Silah sesleriyle içeri tekrar girdiğimde annemin duvara sürtünerek yere düştüğünü gördüm. Tekrar silah patladı ve şuursuzca annemin üzerine kapandığımı hatırlıyorum. Bu ara namludan çıkan kurşunlardan biri alnımı sıyırarak geçmişti. Feri Cansel'in cüzdanından Ük'ün 3 yaşındaki çocukluk resmi çıkmıştı. Yakınları aralarında topladığı parayla cenazesini Kıbrıs'a gönderdiler. Lefkoşa mezarlığında birkaç eski tanıdığının katıldığı bir cenaze namazının ardından sessizce toprağa verildi.